Evet, eğer successfully created mesajını aldıysanız projeniz oluşturulmuştur. Burada hemen bu klasörün içerisine yerleşmeniz gerekiyor. CD Northwind-Angular dediğimizde artık bu klasöre yerleştik ve Angular CLI kullanarak, bakın ng-serve'ü burada da göreceksiniz. ng-serve ile projemizi yayına alabiliyoruz. Tire open komutunu kullandığımız zaman ise bunu bir tarayıcıda bizim için açacak. ng-serve open. Bunun dışında bir de tire port var. Standart 4200. portu kullanıyor. Sen burada örneğin 4201 aynı anda iki proje çalışıyorsundur. 4201 diyerek bunu 4201'de başlatabilirsin. Bu açıdan buna ihtiyaç yok şu an ama ng-serve-open dediğinizde bunu bizim için açacaktır. Evet, projemiz de şu an yayını almaya çalışıyor. Bakın, bu işlemi yaptıktan sonra artık bir tarayıcıda uygulamamızı bakın 4200 default portunda açıyor. Artık ilk projemiz hazırdır diyebiliriz. Peki ben bu projeyi Visual Studio kodu kullanarak nasıl açarım? Çok basit. Öncelikle Visual Studio kodu açmamız gerekiyor. Hemen bunun için Visual Studio kodu şurayı yani arama çubuğuna Visual yazdığımız zaman Visual Studio kodu gelecek. Onu açtıktan sonra evet, daha önce benim çalıştığım projelerden biri geldi. Size boş gelir bu. File Open Folder diyerek kendinizi C dizininde şöyle 2017 benim pardon C dizininde özür neydi? Projects miydi? Projects. Burada çeşitli denemeler yapmışım ben. Burada Northwind Project altında Northwind Angular'ı buluyorsunuz. Kısacası burada Select Folder diyerek projenizi açabiliyorsunuz. Artık projemiz burada gelmiş olacak. Ama Northwind Angular'a kadar açtığınızda dikkat edin lütfen. Bu welcome'ı kapatabilirim ben. Burada bizim için önemli olan parçalar var. Ben onlardan kısaca önemli olanlardan şimdilik hepsi önemli de bizim için şu an önemli olanlardan bahsedeyim. Packet.json, Angular'da kullandığımız o npm ile yüklediğimiz paketleri içerir. İşte Angular paketleri, Rx yani React paketleri gibi dependency'nin altında bulunur. Dependency geliştiricinin ihtiyaç duyduğu, pardon, Angular'ın geliştirme yaparken ihtiyaç duyduğumuz dev dependency ise kodlayıcı yani geliştiriciyi ilgilendiren paketler için. Ya örneğin unit test. Unit test sizin müşterinizi ilgilendirmez. Size lazım. Dependency ise örneğin Bootstrap veya jQuery eklediğimde burada ekleyeceğim. Bu paket, bu dosya üzerinden bu dependency'sin altına ekliyor olacağım. Bu birincisi. Angular CLI.json, CLI konfigürasyonunu yaptığımız noktadır. Örneğin Bootstrap ve jQuery paketi kurmak istediğimizde onların o script referanslarını buraya vermemiz yeterli olacak. Bir de bu önemli. Ama en önemli kısımlardan bir tanesi de node modül. Bu npm ile beraber yüklediğiniz bütün paketlerin olduğu yerdir. Son olarak da artık en önemli kısmı söyleyeyim. O da SRC kısmı. Artık projemiz burada. SRC klasöründe ben hızlıca biraz özet geçmek istiyorum. Yine buradaki önemli kısımlarla ilgili. Arkadaşlar Angular projeleri default olarak işte hani single page application olarak hareket ederler. Ne demek? Aslında sizin bir tane index HTML'iniz var. Her şey bundan ibaret. Orada bir tane app root dediğimiz root bir komponent çağırıp işlemlerinizi yapıyorsunuz. Bu komponenti vesaire şu an bilmiyorsunuz. Onları sonra konuşacağız. Yani bu söylediğim, bu yaptığımız kısımlar da şu an çok anlamlı gelmiyor olabilir size. Biraz ilerlemeniz gerekiyor.
Ve tabii ki bunların detaylarına yavaş yavaş hani girmeniz gerekiyor. Ama projeniz nerede derseniz şu APP'nin içerisinde. APP'ye geldiğiniz zaman APP klasörünün içerisinde bakın komponentle başlayan kısımlar var. Şeyler var, dosyalar var. Mesela APP komponent CSS, APP komponent HTML, APP komponent spec TS, APP komponent TS. 4 tane APP komponent var. Modüle bakmayın. Modülü sonra konuşuruz. Bakın burada komponent dediğimiz şey ile HTML dediğimiz şu iki dosyaya yoğunlaşalım şimdi. Komponenti açın. Komponent siz bir istekte bulunduğunuz zaman aslında işte çağırdığınız zaman ilk devreye giren kısımdır. Bakın şu ismi hatırlayacaksınız. APP root. Demek ki burada hani bununla ilgili burasını çağırıyoruz biz. Şimdi şuraları anlatacağım ben size. Fakat şu title'a dikkat edin. Title'da APP yazıyor. Şimdi az önceki uygulamanızı geri açın. Bakın Welcome to APP yazıyor. Ona da dikkat. HTML'e dikkat edin. Bakın o kısım burada yazıyor tam olarak. Nerede kullanmış? Heh, şurada. Welcome to title diyor, dikkat edin. Bakın küme parantezi içerisinde gelmiş bu. Şöyle ben bunu zoom in yapayım. Sizin için daha rahat olsun okumak. Şöyle baktığınız zaman. Evet, bakın burada Welcome to title diyor. Yalnız title'ı iki tane kıvırcığın içinde yazıyor. Kıvırcık parantezin. İki tane kıvırcık parantez demek komponentteki title'ı oku demek. Bakıyorum komponent TS'ye. Orada bir title görüyorsun. Bakın Welcome to APP yerine Welcome to Northwind diyelim. Yalnız bunu yaptığınız zaman şurada bir sayı göreceksiniz. O sayfanız kaydedilmedi demek. Eğer file save dersen veya Ctrl S dersen sıkıntı olmaz. Angular'da bir şey yaptığınız zaman her şey için geçerli değil bu. Ama bu tip bir değişiklik yaptığınızda uygulamayı yeniden başlatmanıza gerek yok. Bakın default hızlıca uygulamanız burada komut satırında da işte bir watcher vasıtasıyla herhangi bir değişiklik olduğunda uygulama yeniden otomatik olarak render ediliyor diyebiliriz. Şimdi buraya tekrardan geri geldiğimde komponentin ne olduğunu görelim. Anlamaya çalışalım. Arkadaşlar Angular'da TypeScript kullanılıyor. TypeScript'i yani baştan da öğrenebilirsiniz ama böyle yazdıkça da öğrenilebiliyor açıkçası TypeScript. Eğer temel bir programlama bilginiz varsa C#, Java, Python biliyorsanız size çok yakın gelecektir. Ama bilmiyorsanız hani belki biraz TypeScript yapabilirsiniz. Belki de zamanla yazdıkça öğrenebilirsiniz bunu. Bakın Angular'da aslında bir komponent dediğimiz şey şuradan ibaret. Yani şöyle aşağı atayım. Şuraya odaklanın. Bundan ibaret. Yani APP komponent klası. Export demek public demek. Başkaları erişebilir demek. Neden public yapıyorum? Çünkü mesela index.html buna ulaşmaya çalışıyor veya başka komponentler buna ulaşmaya çalışıyor. Onun public olması lazım. Sen burada export class APP komponent dediğin zaman bir class oluşturmuş oluyorsun. İçinde de title diye bir değişken. Northwind. Aslında arkadaşlar bu böyle de yazılabilir. Aslında bu şununla aynı şey. Title. Bu aslına bakarsanız işte string türünde bir değişken diyebiliriz. Ama bunu özellikle belirtmene gerek yok. Yani bu şöyle bir şey. Aslında yine title string olan bir değişken diyebiliriz. Bu title'ı artık HTML yani view dediğimiz kısım hızlıca okuyabiliyor. Yani orada ne yazıyorsa burada küme parantezi içerisinde yazdığında okuyabiliyor. Buna one way binding deniyor. Bir de two way binding var. O sonra konuşacağız onu. Bu çerçevede şöyle Ctrl S dediğimizde burayı da kaydetmiş oluyoruz. Peki bu komponent bunun komponent olabilmesi için ne yapmak gerekiyor? Komponent olabilmesi için üstünde komponent deklarasyonunun olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada üzerine geldiğim zaman ben
kullandığım ekstra araçlar da bu konuda bana yardımcı oluyor. Onlarla ilgili de bilgi vereceğim daha sonra. Bakın, marks a class as an angular component and collect component configuration metadata. Bu şu demek arkadaşlar, bir class'ın komponent olmasını sağlıyor. Yani bir özellikle komponent diye bir class yok. Eğer üzerinde add component varsa o bir komponent o zaman oluyor. Selector aynen index.html'deki gibi bunu tag haline getiriyorsunuz. Aynen div gibi, li gibi, ul gibi tag haline, table gibi, tr, td gibi tag haline getiriyorsunuz. Bu isimle çağrılır. Daha sonra bunu da konuşacağız. Bunun peki view'u kim olacak? App component HTML. Ama bakın nokta slash. Nokta slash demek aynı klasör demek. Style URLs birden fazla stil dosyası olabilir. Virgülle böyle devam ediyorsunuz. Peki ne demek? Bu komponentin HTML'nin hani CSS'i hangi dosya? O da burada zaten. Şu an için bize bu bilgi yeterli. Arkadaşlar komponent ise Angular Core altında komponent dediğimiz kütüphaneden, komponent kütüphanesinden geliyor. Onu da import etmemiz gerekiyor ki komponent deklarasyonunu kullanabilelim. Bu da klasik Java C# olduğu gibi, işte C# using, Java'da import sanırım yine olan yapının aynısıdır diyebilirim. Örneğin title dedikten sonra, örneğin şöyle name diyelim, eşittir. Çift tırnak, tek tırnak kullanmanızda herhangi şey yok ama tek tırnaktır aslında şeyi, doğrusu. Ama hani çift tırnak kullansanız da şey yok, bir problem yok. Şöyle ki mesela noktalı virgül yazmasanız da bir problem yok ama hani daha güzel okunurluk için belli yazım standartlarına uymanız gerekiyor. Onun için de bir araç kullanıyorum ben. Ondan da bahsedeceğim. Onlar da bizim daha doğru hareket etmemizi sağlıyor. Peki name'i ben nasıl kullanacağım? Geldim buraya. Welcome to title dedik. Welcome to Northwind. Önüne mesela hey diyelim. Hey. Şöyle name diyelim. Bakın, yani name değerini oku demiş oluyor. Şimdi bir daha açalım. Bakın, hey Engin Demirov, welcome to Northwind şeklinde bu değeri çok basit bir şekilde okuyabiliyoruz.